çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar sevgili dostlar bugün Twitter'dan şeyden Instagram'dan bir şey paylaşmıştım. Bu paylaştığım şeyi flaglatıp Instagram'dan sildirtmişler. Şu aynısını Turgut Uç da paylaşmıştı. Hemen oradan göstereceğim. Şu. Şunu paylaşmıştım. Bunu flaglatıp spam yapıp Instagram story'mden sildirmişler. Ee, şuna bir güzelce bakın. Ben bunun hala arkasındayım. Bu kesinlikle siyasi bir paylaşım da değildir. Ama bu tip insanların gerçekten Arabistan'a gönderilmesi gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Ben bunun arkasındayım. Ee, bu konuyla ilgili benimle e, açık kafayla tartışabilecek bu mentalitede birisi varsa ben onunla tartışmaya da hazırım her türlü. Ee, direkt tartışırım yani. Direkt tartışırım. Aksini iddia, iddia eden birisi yoksa chatte şu an tartışmaya da gerek yok. Oturup anlatmaya da gerek yok. Bunu flagletmişler abi. Buna spam atmışlar abi. Buna spam atmışlar instagramda. Diyecek fazla bir şey yok abi. Yani... Sen gelmişsin. Kalkmışsın. Bugün ben cumhuriyeti sevmiyorum diyorsun. Atatürk'ü sevmiyorum diyorsun. Bunları diyebiliyorsun. Bunlardan ötürü ceza uygulanmıyor sana. Başka bir sistem olsaydı, bir monarşi olsaydı, Atatürk'ün soyu bugün başta olsaydı o zaman ne olacaktı? Monarşi olsaydı kankam, sultanlık, halifelik falan Atatürk kendini şey padişah ilan etseydi. Değil mi? Çok zor olmazdı bence. Bugün bir konuşsaydım bakalım. Adam sana cumhuriyet bırakmış ki adamın cumhuriyetine sövebil diye. Hadi bir çay koy gel ya. Of. ESC'de oyun durmuyor. Geri zekalı. Ya ben en çok şeye gelemiyorum abi. Camiyi yıkmış Atatürk. Ahır yapmış. Oğlum bu adam önüne serilen düşman milletin bayrağının üstünden ben geçemem demiş adam. Kalkıp kendi milletinin inandığı dine mi hakaret edecek? Siz manyak mısınız arkadaşlar? Camiler tabii ki yıkılır. Cami yıkılır oğlum. Caminin yıkılmasında ne var yani? Buna gerçekten siz bu kadar takılıyor musunuz? AK Parti yıkmıyor mu cami? Tabii ki yıkıyor. İki hafta önce haberi vardı. Hangi semt hatırlamıyorum şu anda. Beylikdüzü mü neydi? cami yıkılır. AK, AK Parti yıktı. Neden neden yıktı? Yıkar çünkü kentsel dönüşüm vardır. Bir şey vardır yani. Cami yıkılır sonuçta cami aynı okul gibi e, devletin milletine tahsis ettiği ibadethanedir yani. Cami yıkılır abi. <laughs> yani o zaman bir cami yıktılarsa kaç cami yapmışlar? O zamana dönüp bakmak lazım. Ve yani Cami dediğin en nihayetinde ibadethanedir. Her yer cami olabilir. Yani sen yarın öbür gün gidip burası cami deyip bir tane odayı cami yapabilirsin. Yani siz mesela Avrupa'ya geldiğiniz zaman Avrupa'ya bir gel gelirseniz eğer e, bizim Leipzig'te mesela e, Türk camii vardı. Bildiğin apartman katı, bildiğin apartman katı bir yer cami. Yani ne yapsın adam şimdi Leipzig'in ortasına ille kubbeli minareli cami mi yapsın? Adına cami demişler. İnsanlar toplanıp ibadetlerini yapıyorlar abi. Cami bir mekandır en sonuç sonuç itibariyle yani bu kadar büyütmeye gerek yok. Mescit de değil adı cami canım. Bildiğin cami. Gidin bakın. Ee, Avrupa'da yaşayan Türkler e, nerelere cami deyip nerelerde ibadetlerini yapıyorlar? Bakın ya bunlar takılınacak şeyler değil. Ya da birinin ne kadar dindar olduğunu kaç cami yaptırıp kaç cami yıktırdığından sevap pointinden hesaplayamazsınız abi. Ben sizi Ukrayna'ya götüreyim. Ben sizi Ukrayna'ya götüreyim. Özellikle kuzey Ukrayna'ya bakın vize vize sıkıntısı yok gidin Ukrayna'ya. Vize sıkıntısı yok baba. Gidin Ukrayna'ya. Gidin bir Ukrayna'nın kuzeyine özellikle bir bakın, bir de en güney doğusuna bakın. İzbe izbe köşeler bok kokusundan geçilmeyen köyler gerçekten yoksulluk içindeler. Gerçekten hala savaşın pençesinde bu insanlar. Çok kötü durumları. Ama o köylerde altın kaplama 4 tane kilise var abi. Köyün nüfusu zaten 2000 kişi. Yani cami yapmakla, ibadethane yapmakla, kilise yapmakla yürümüyor baba bu işler. Millete faydan olacak. Cami tabii ki olur. Cami tabii ki yıkılır. Cami tabii ki yenisi yapılır. Ha çok kutsal camiler vardır. Kutsal mekanlar vardır. Eski geçmişi tarihi şey olan camiler vardır. Eyvallah. Amen abi. Ona bir şey diyemezsin. Ama cami yıkılmış diye de hırgür çıkaramazsın. Çünkü günümüzde de yıkılıyor abi. Cami yıkılır yani kentsel dönüşüm olur, bir şey olur. Başka bir yere taşınması gerekir. Çok da tarihi değilse yıkılır yani. Bugün çocuğun biri demiş, abi ben demiş, öyle diyorsun da demiş, ben demiş, dinimi savunmayayım mı? Abi yani, din savunmak böyle bir şey değil be brom. Ya ama tabi bunu anlatmaya çalıştığın insan sigara e, sarma, Arap, Arap sigara sarma kağıdındaki üzerindeki Arapçayı görüp de Bismillah, Bismillah deyip alnına koyan insan da olabilir yani. Ona tabi ki bunu anlatamazsın ki. Yani full force cahil bir insana az önce söylediklerimi anlatmak çok zor bir şey. Yani az önce söylediklerimi dinleyip din düşmanı lan bu Allah pataklamak istiyor falan diye dolaşır yani insanlar. Böyle insanlar da var. Onlara zaten bir şey anlatılmayacağının farkındayım ben. Yani adama gidersin, kıssu makşar mut edersin. A der, Arapça konuştu.